Buyurun, Yeni Sabah gazetesi. Ben Naci. Namı diğer muhteşem serseri. Ben Pirenur abi, senin Amerika'dan gelen meşhur dansöz Suzan Ateş Dümeni. Basın toplantısını saat 2'de otelde yapacak dediler. Ama ben yutmadım tabii. Öbür gazetecilerin hepsi Amerikan bardalar. Sen bir dümen düşün artık. Yes mi? Yes dedik. Bir saat sonra meşhur dansöz Suzan Ateş Hanım'ın ifadesi tamamdır. Eyvallah. Buyurun efendim, gezintinizin iyi geçtiğini ümit ederim. Sayemde hiçbir gazeteci sokulamadığı için Suzan Ateş Hanım çok memnun. Dairenize çıkacaksanız yola çık, gereken tertibatı aldım. Gazeteciler? O işin de icabına baktım hanımefendi. Hepsi Amerikan barda. Sizin bir misafirinizi barda kabul edeceğinizi söyleyerek onları uyuttum. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Yanılmıyorsam dördüncü kadehim bu. Keyfimden değil, cesaretimi takviye için içiyorum. Cesaretini takviye için mi? Röportajı Frankenstein'le yapacak değilsin. Yoksa kadına karşı gizli bir niyetin mi var? Amerika'da büyük sükse yapmış dansöz Suzan Ateş tam 4 gündür bizi atlatıyor. Patron bey amca akşama gene boş dönecekseniz hiç zahmet etmeyin dedi. Sağlama karşısındayız bugün. Kanat taksa elimizden kaçamaz. Bu kadar eminseniz bizimle bahse girseydiniz ya. Yes mi? Sahi senin muhteşem serseri nerede? Oho, sorduğuna bak, kim bilir hangi etekliğin dümen suyundadır. Eli yüzü düzgün bir kadın gördü mü, işi değil, babasının ismini bile unutur. Tabii oğlum, muhteşem serseri bu. Yes mi? Avuç avuç dökülüyor. Parisli profesörün ilacı da bir şeye yaramadı. Şimdilik hiç belli değil. Ama ileride? O kadar mükemmel perikolar yapıyorlar ki, hakiki saçtan farkı yok. Aman Allah'ım, en sevdiğim çikolata! Bir oturuşta bir kutu yesem doyamam. Bir haftada 2,5 kilo aldığınızı unutmayın. Ne yapayım, boğazıma düşkünüm. Şişmanlık saç dökülmesine benzemez. Perukayla da gizleyemeyiz. Haklısın. Feride'nin son zamanlardaki soğukluğu belki de bu yüzden. Şişman kadınlardan hoşlanmaz. O kızıl saçlı, karga kılıklı şarkıcıyı bir daha görmediğini söyledi ama inanmıyorum. Kendinizi tutamayıp, önünüze gelene dert yanmaya kalkışmazsınız inşallah. Suzan Ateş'in sevgilisini bir başka kadına kaptırdığını gazeteciler bir öğrenirlerse... Kendine utanmadan şarkıcı diyen o karının saçını yolmuyorsam bu yüzden zaten. Üf, aklıma geldi, asabım bozuldu. Banyo iyi gelir belki. Akşam yemeğini buraya getirtiriz, sana telefon ederim. Ben de odama çekileyim. Thank you.
Merhaba! Rahatsız etmiyorum ya! Kimsiniz, odamda ne işiniz var? Sizinle konuşmak için bir başkasının odasına giremezdim herhalde. Aa, kıyafetiniz için üzülmeyin! Vücudunuzun dörtte üçünü filmlerinizden tanıyorum zaten! Hemen çıkın odamdan, yoksa! İsteklerinizi yerine getirmek benim için bir zevktir. Ama siz de olmayacak şeyler istemeyin. Anlaşılan yaka paça atılmaya alışıksınız. Ne yapalım? Ben de sadece duyduklarımı yazmakla yetinirim. Duyduklarınızı yazmak mı? Hı hı. Sizi bu kadar yakından görmenin şaşkınlığı ile gazeteci olduğumu söylemeyi unuttum galiba. Adım Naci'dir. Fakat arkadaşlar umumiyetle bana muhteşem serseri derler. Ben maalesef memnun olduğumu söylemeyeceğim. Çıkın dışarı! Hı? Madem ki bir konuşma yapmaktan kaçınıyorsunuz, az önce söylediklerinizi hiçbir şey eklemeksizin yazıveririm, olur biter! Allah'a ısmarladık cicim! Şey, bir dakika! Buyurun! Az önce söylediklerimden bahsettiniz galiba. Evet! Sekreterinizle konuştuklarınıza istemeyerek kulak misafiri oldum. Oh, demek hepsini duydunuz! Eh! Çok fazla bir şey sayılmaz ama gene de işime yarar! Sizin bu yaptığınıza! Vazife denir tabii! Hem düşünün bir kere, siz milyonların göz bebeğisiniz. Saçlarınızın dökülmesi, aldığınız kilolar... Sonra sevgiliniz Ferit'in dürüst bir erkeğe yakışmayan sadakatsizliği... Bunları yazıp beni sevenlerin üzülmesine sebep olmayacaksınız, değil mi? Ne kadar iyisiniz! Hayranlarınızın üzülmesini istemiyorsunuz tabii. Evet, sırf bunun için de sizinle bir konuşma yapacağım. Şöyle buyurmaz mısınız? Fazla vaktinizi almam, merak etmeyin. Hı, yakışıklı olduğunuz kadar kibarsınız da. Vallahi övünmek gibi olacak ama... Beni tanıyan kadınların hepsi aynı fikirde. Bir içki alırsınız herhalde. Tia! Nerede güzel bir kadın görsem bozuluyorum. Bizim hikayeyi tefrika romanına çevirdin. Kesme dedim, kesme be birader! Kızma be abi! Nerede kalmıştık? Hatun viski bardağını senin eline tutuşturup, kendisi de burnuna kadar sokulmuştu, yes mi? Yes dedik, sonra bir viski, bir viski daha... Bir viski daha derken... Dur, nefes al be abi, hikayenin sonu gelmeden jet olacaksın bu hızla. Çocuk musun? Viskileri devirirken boş mu duruyorum sandın? Buyur bir anı muhteşem! Bakıyorum, benden başka adını kullanan yok. Herkes namıyla hitap ediyor. Yiğit namıyla anılırmış. Oldu olacak muhteşem serseri diye bir kart bastır bari. Nasıl olsa Tekmil Babali seni böyle çağırıyor. Hepsi iyi hoş da bizim patron muhteşemi tenzil edip sadece serseriliğimi bırakıyor. Adamcağız saksız mı yani abi? Serseriliğini ne kadar tenzilata uğratsa ortadan kalkacak gibi değil. Neyse, serseriliği es geç de şu hikayenin sonunu söyleyiver artık. Heyecanlandım be! Abini tanımaz gibi konuşuyorsun. Hı. Bilmeyecek ne var aslanım? Hikayenin sonunda şapkanın altındaki kuşu meydana çıkardım tabii. Sonra? Sonrasını anlatamam, sansürü keser. gidelim artık, sevgili patronumuz yolumuzu gözlüyordur. Görmediniz mi? Bu adam görünmeyen adam değil ya, bulun, arayın, sorun, boş laf istemiyorum o kadar! Gel! Girebilir miyim patron? Şeref verdiniz! Gazeteye şimdi geldim. İlk işim de istihbarata uğramadan yanınıza çıkmak oldu. Eksik olmayın, ihya ettiniz beni! Şu gazeteyi tek başıma çıkarsam, seninle uğraşmak kadar yormaz beni! Beni işime atlayacaksın patron! Sen de delirteceksin beni! Kıymetli varlığını en ufak bir zahmete sokmadan dünyanın parasını alıyorsun. Zaten gazetede en çok yüzünü gören insan veznedar. Aldığım birkaç kuruş için neredeyse gazeteyi soyduğumu söyleyeceksin patron. Aman efendim! Zat haliniz gibi eşi bulunmayan bir elemana böyle şey söyler miyim hiç? Gazeteyi soymuyorsun, düpedüz dolandırıyorsun! Kalbimi kırıyorsun patron! Kafanı kırmadığıma şükret! Naçiz kulunuz hakkındaki söyleyecekleriniz bitti mi? Bitmek mi? Hakkında düşündüklerimin onda birini söylemedim henüz! Canınızı sıkmazsam, biraz da iş konuşmak istiyorum. Anlat bakalım, Amerika'dan gelen meşhur dans yıldızı... ...senin gibi eşsiz bir muhabiri nasıl atlattı efendim? Malum numara, otelin arka kapısından girdi. Vah vah! Ne akla gelmez şey değil mi? Öyle ya, gazeteye masraf gösterip kafa çekmek varken... ...enayi gibi arka kapıda beklenir mi hiç? Bu sefer yanıldın patron. Viskimi dünyanın en güzel kadınlarından biri ikram etti. Ona ne şüphe, sana yüz vermek zevksizliğinde bulunan en döküntü yosma bile... ...sence dünyanın en güzel kadınlarından biridir. Bu defaki döküntü yosma, meşhur dansöz Suzan Ateş'ti. Tam 4 sayfa tutan bir röportaj. Bunu yaparken onun sırtında güzel bir bornoz... ...ellerimizde de viski bardakları vardı.
Sen gazetecilik ve senin yıldızısın. Zaten her zaman, bakmayın ufak tefek kusurları vardır ama o anadan doğma gazetecidir derim. Gel, yaklaş, daima yerin olan kalbime bastırayım seni! Dedikodu olur patron! Ne var sevgili muhteşem serserimiz? Ne olur ne olmaz, sonra çok sıkı sarılırsınız da belki farkında olmadan... Ne olurmuş farkında olmadan? Boğarsınız beni! Boğmak mı? Eline bir fırsat geçse derini yüzer herhalde! Ama birden nasıl değiştiğini görecektiniz! Huysuzdur, öfkelendi mi gözü babasını görmez! Ama tepeden tırnağa gazetecidir, domuzunu bilir bu işin! Vastalı iltifatınıza teşekkürler! Buyurun, bendeniz Pire Nuri! Kim arıyor diyeyim? Bir dakika! Abi, altı parmak diye biri arıyor seni! Merhaba altı parmak, söyle bakalım. Hay ağzını öpeyim, 48.50 verdi demek. Bir saate kadar oradayım, hadi eyvallah. Allah baba, garip kuşlarını kolladı gene. Benim için oynasın diye altı parmağa 100 kağıt vermiştim. Fındık kurdu adında anasının gözü bir kısrak yarışı kazanıp... ...bizim 105.000 yapmış. Hemen ıslatalım bunu. Islatmak da söz mü? Gece viski denizinde yelken açacağız. Üçüncü şişeyi istedi, ne dersin şef? Bu kadar açıldığına göre imza üzerine çalışacağız. Neyse, sen götür viskiyi. Çocuğu rahat bırakın biraz. Örümcek ağına düşmüşten farkı yok. Bırakalım da ahtapotun kollarımı sarsın. Size bugün hiç rahat vermeyeceğiz. Hanımlar, sakin olun, biraz sakin. Muhteşem ol da istersen serserinin muhteşemi ol, gene işin iş! Parasıyla viski içip aleyhinde konuşmak var mı? Siz bozulmuyor musunuz yani? Şunun şurasında davetliyiz. Halbuki hepimizi taca çıkarıp kendisi harem hayatına daldı. Şşşş! Aylağı çıkıyor! Muhterem seyircilerimiz, karşınızda dans ilahesi Ayla Ay! Gelene bak! Her zaman atlayan biz olmayız ya, Ayla hikayesinde de bu sefer zatenimiz uzandı. Yavuz Bey kardeşimiz bu sefer elini senden çabuk tuttu. Durun bakalım, kuşu vurmadan sofraya oturan çabuk kalkarmış. Yelken açmak neyse ama viski denizinde boğulmayalım abi. Yes mi ufaklık? Yes dedik! Oğlum, bu zıkkımın okyanusunda dayılık etmiş adamız. Kolayına boğulmayız öyle, değil mi fıstık? Bizim yavru düştü gene. Bana birkaç dakika müsaade. Bir yere telefon etmem lazım da. Bu saatte iş olur mu yahu? Bildiğiniz cinsten değil bu. İki ayaklı ve endareli bir iş bu, yes mi? Yes dedik! Yeah. Alt tarafı küçük bir şaka! Dönünce hesap sormaya kalkışırsa? Senin ne kabahatin var, sesini tanımadığın biri telefon etmiş olacak! Bu kadarcık bir iş için 50 kağıt, düşün! Ne? Vallahi sen bilirsin! Kabul Naci Bey! Açık göz olduğun yüzünden belli, al bakalım, hadi göreyim seni!
Gazeteden telefon edip sizi aradılar efendim. Gazeteden mi? Amcanızmış. Mühim bir iş olduğunu söylediler. Amcam bu saatte gazetede olduğuna göre çok önemli bir iş olmalı. Dönüşüm 20 dakika sürmez. Göreceksin. Şampanyamı seni düşünerek içeceğim. Bir şey değil efendim. Arkadaşım şimdi dönecek. Gazeteye kadar gidip dönmesi en azından yarım saat sürer. Gazeteye gittiğini nereden biliyorsunuz? Yoksa... Evet, gazeteden telefon masalı sevgili meslektaşım Yavuz'a küçük bir şakaydı. Küçük bir şaka ama... beni tanımak fırsatını bu küçük şakaya borçlusunuz. Sizi tanımak bu kadar önemli mi? Vallahi ölmek gibi olmasın ama beni tanıyan kadınların hepsi aynı fikirde. Bedava buldum diye yumulursan böyle olur tabii. Demek iş dediği buymuş. Ha? Yavuz gelip de meseleyi öğrenince... O zaman biz burada olmayacağız ki. Neden? Bak yavrum, güzel bir kadınla beraberken üçüncü bir şahsın varlığına dünyada tahammül edemem. Ha, hiç merak etmeyin. Benden canınızın sıkılmayacağına bahse girebilirim. Kendinizden ne kadar da eminsiniz? Vallahi övünmek gibi olacak ama beni tanıyan bütün kadınlar aynı fikirdeler. Gidelim isterseniz. Bu herif cennete bile fasoyla girer vallahi. Hem de 7. katına. 7 kat yerin dibinde olsa cehenneme girip bulacaksınız bu herifi. Tek kelime daha istemiyorum. Cevap versene be adam. Anlaşıldı değil mi? Anlaşıldı patron bey amcam. Öyleyse marş marş. Tam 12'de ikiniz de burada olacaksınız. İşte buna imkan yok. Ne diye imkan olmuyormuş? O serserinin baş çömezi, sır küpü, hatta sırasında suç ortağısın. Girip çıktığı bütün batakhaneleri, inleri biliyorsun. Orası öyle. Şu anda nerede olduğu da bence malum ama... onu olduğu yerden ayırmamıza... imkan yok. Sevgilim, bizi hiçbir şey ayıramaz. Ne zaman, ne de mekan. Öp beni. Bahsi kaybettiğime göre, tayin edeceğin bedeli ödemeliyim. Ödedin bile. Demek muhteşem serserinin ikametgahı burası. Bu sefer ucuz sıyıramayacak yakın şey, bir dakika patron bey amcam. O farkına varmadan girmeliyiz. Lütfen beni takip edin. Bir dakika bana müsaade patron bey amca. Tanıdığım erkeklerin en kuvvetlisisin sen. Vallahi övünmek gibi olacak ama beni tanıyan kadınların hepsi aynı fikirdeler. Günaydın beyefendi. Kahvenizi yatakta mı alırsınız? Kahve mi? Ne kahvesi? Amcanız şeref verdiler, kabullerini rica ediyorlar. Yes mi beyefendi? Yes dedik. Amcan mı? Tövbeler tövbesi! Hakiki amcan olmak talihsizliğine uğrayan biri varsa... Allah ona acısın! Ben de aynı şeyi yeğenlerin için düşünüyorum. Garsonluk buluşum nasıldı ama? Bu kafayı boşuna taşımıyoruz tabii. Yakında ona da ihtiyacın kalmayacak. Niye be abi? Kafanı kıracağım da ondan! Neyse, boş lafı bırakalım. Mesele şu... Prenses Suhal ve ana kraliçe Fevziye... 3-4 güne kadar İstanbul'a geliyorlar. Bu küçük Orta Doğu Krallığındaki son olaylar ve kaynaşmalar... bütün dünyanın ilgisini üzerine toplamış durumda. Patron prenses de bir röportaj istiyor. Bunun yerine bizden güneşi veya ayı da isteyebilirdi. Saçmalama! Güneşle ayla ne ilgisi var bunun? İstediğiniz şey en azından onları istemek kadar imkansız da ondan. Arada sırada gazete okuyorsanız... dünyanın en büyük gazete ve ajans muhabirlerinin bile... şimdiye kadar onunla röportaj yapmaya muvaffak olamadıklarını öğrenmişsinizdir. Daha iyi ya!
kimsenin başaramadığı bu işin şerefi muhteşem serserimize ait olacak. Oo, şimdi de muhteşem serseriniz olduk öyle düşün mi? Şun bir kere, sadece Baba Ali değil, bütün dünya basınını atlatmış olacaksın bu sefer. Senin şahsında Türk basını eşsiz bir zafer kazanmış olacak. Gelelim işin teferruatına. Allah Allah! Ötekilerden farkım neymiş benim? Muhteşem serseriliğin! Bu işin iğneyle kuyu kazmaktan farkı yok. Kesin olarak ne zaman geleceklerini, nerede kalacaklarını bile bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey, İstanbul'da bulunan bir akrabasının yalısına inecekmiş. Vay canına, o zaman mesele değişiyor. Peki kimmiş bu akraba? Bildiğimiz sadece bir akrabası oldu. Söylemesi kolay tabii, bir akraba. Desene bir de nüfus memurluğu yapıp hatunun tekmiş sülalesini kurcalayacağız. Laf değil, yakında tahta oturacak bir prensesle koskoca ana kraliçeyi 15 gün misafir edeceğiz. Kapı komşumuzu ağırlamıyoruz. Ne varmış yani? Onlar hanedan ailesi ise biz de bereketzadeleriz. Kızlarını zühdücüğüme almakla onlara şeref bahşediyoruz. İyi söylüyorsun ya hemşire, bereketzadelere yakışır bir ev sahipliği göstermeliyiz. Prensesle bizim zühdünün evlenme meselesine gelince, kızlarını alan biz değiliz, onlar veriyorlar. Rahmetli kralın vasiyeti bu. Petrol şirketiyle olan davasında kendisine yaptığım yardımı böylece mükafatlandırmayı münasip bulmuş. Hem hazırlıktan yana hiçbir eksiğimiz yok, koca köşkün 4 odasını onlara ayırdık, dayadık, döşedik. Ahçının işi ağırlaşacak, bir ahçı yama lazım. Daha önemlisi şöyle kibar yerlerde çalışmış, işinin ehli, lisan bilir bir uşak. Tasalandığın şeye bak, gazeteler ne güne duruyor, bir ilan verirsin olur biter. Doğru söylüyorsun ama çok titiz, çok dikkatli olmalıyız. Bu gazeteci milleti malum. Anne be! Bu bizim bahçe ne biçim bahçe? Hiç kelebek tutamadım. Bu mevsimde kelebek olmaz da ondan yavrum. Ya mevsimin nesi varmış? Kelebekler de çiçekler gibidir. Soğuk havadan hoşlanmazlar. Beğenmezler. Onun için şimdi güneşli, sıcak yerlerde uçuşurlar. Bu kelebekler de amma aptalmış be! Oraya kadar gideceklerine köşke girseydiler ya, nasıl olsa kalorifer yanıyor. Maşallah, ne kadar da hazır cevap! Zühtücüğüm çok akıllı! Çok! Hadi şimdi odana git de resimli masal kitaplarını oku, dayınla konuşuyoruz. Ooo, zıp zıplarımla oynarım daha iyi! Sözümü de unuttum, ne diyordum? Gazetecilerden bahsediyordum. Evet! Ana kraliçenin gazetecilerden nasıl kaçtığını biliyorsun. Onun için biz de gözümüzü açmalıyız. Gözlerini istedikleri kadar açsınlar amcacığım. Bu işi başaran biz olacağız. Kendine güvenmek iyi bir şeydir ama rakiplerinizi de hor görme. Hele o Naci denen serseri şimdiye kadar çok çember atlattı hepinize. Onunla küçük bir hesabımız vardı zaten. Ama bu sefer avucunu yalayan o olacak. Özel fakat inanılır bir kaynaktan öğrendiğime göre ana kraliçe ile prenses halen Beyrut'talarmış. Buyurun matmazel, küllü matbuatul İstanbul. Mersi. İstediğin İstanbul gazetelerini getirdiler anneciğim. Küstahlık, haddini bilmemezlik bu! Ne var anneciğim? Şuna bak! Ana kraliçe ve prenses Zuhal yakında şehrimizde olacaklar diye kocaman bir başlık. Aman Allah'ım, nasıl da haber almışlar? Hepsi o kadar değil. Bir yakınımızın evine ineceğimizi de yazıyor. Bu adamlardan bir şey saklamak imkansız galiba. Onların iddiası da bu! Böyle gazetecileri çok gördük. Bütün dünya gazetecilerinin yapamadığı şey İstanbul gazetecileri mi yapacak? Ama gene de ihtiyat şart. İstanbul gazetecilerinin şöhretini çok duydum. Kuyumcuya gideceğimizi unutuyordum az kalsın. Hadi çabuk hazırla. Peki anneciğim. 900 ver orsam o da işin olsun diyedir. Yoksa kuruş kazanmam bundan, anladın? 900 lira mı? Dünya kadar borcum var otele, bu parayı otele versem bile İstanbul'a nasıl dönerim? Ooo, şeref vermişsiniz efendim! Saatiniz teşrifinize muntazırdır! Görebilir miyim? Hay hay efendim! Bari biraz daha fazla verseniz, üstelik zavallı annemin yadigarıydı! Rahatsız etmeyin madam, görüyorsunuz ki çok kıymetli müşterilerim var! Buyursunlar madam! Çok kıymetli bir saattir! Siz de bir nazar atın hanım! Tam arzu ettiğim gibi bir saat, çok güzel, bayıldım doğrusu! Küçük hanım, küçük hanım, biraz durur musunuz? Buyurun efendim! Kuyumcuya söylediklerinizi istemeyerek kulak misafiri oldum. Size yardım edebileceğimi zannediyorum.
Yoksa iğneyi siz mi alacaksınız? Emin olun ki o adamın verdiği paradan çok fazla eder. Anneciğim taşın hiç kusuru olmadığını söylerdi. İğneniz sizde kalsın. İşinizi onu satmadan da halledebilirsiniz. Anlayamıyorum. Aklınıza yanlış şeyler gelmesin. Fakat burada konuşamayız. Otele bize kadar gelmenizi rica edeceğim. Bu arada İstanbul yolculuğumuzda rahatça konuşuruz. İstanbul yolculuğu mu? Her halini bilirdim ama mezar taşı pozunda ilk defa görüyorum seni. Yosman'ın biri bu manzaranın suratına çok yakıştığını söylemiştir. Nüktelerinizi harcamayın, bu sahne açmak için sermaye yaparsınız. Sen de kafanı sadece süs eşyası diye taşımasan, senin de kara kara düşünmen gerekirdi. İçimizi karartmak için tek başına sen yetiyorsun. Bir de Prenuri'yi bozma. Evet ama başıma sardıkları dertten onun payına da düşüyor. Beyefendi hesabına da ben mi tasalanacağım? Ne derdiymiş bu? Ne derdi olacak, Prenses Zuhal dalgası. Kendisiyle röportaj yapmak belasını başımıza sardılar. Eskin gazeteciliğinizin bu sefer sökmeyeceğini anladınız demek. Bize iki bira gönder usta. Tasalanmakta haklısın. Bu işte muhteşem serseriliğin de sökmez. Onun orası şimdiden belli olmaz. Hele bir gelsinler. Gelseler ne olacak? Nasıl olsa yüzünü göremeyeceksiniz. Küçük bir toz atayım abi. Prenses bu şerefi sadece zatenize bağışlayacaklar galiba. Hayır, bu şerefi kendi kendime ben vereceğim. Yeah. İşi beceremez gazeteden atılırsanız, bizim gazetede birer muhabirlik uydurabilirim sizlere. Hayır, o bayat lahana yaprağına gazete mi diyorsun sen? Bizim matbaanın kahvecisi bile en iyinize gazetecilik dersi verir be. Ne haber? İspatı kolay, bir bahse gireriz. Ne haber? Nasıl bir bahismiş bu? Prensesle röportaj yapamayacağınıza dair. Paran cebinde ağırlık yapıyor galiba. Hem de ikinizin birer aylığına. Yazık, bir ayınızı borçla geçireceksiniz. Tabii size hala borç verecek enayi kaldıysa. Nasıl abi, yes mi? Ben bu adamın dilinden anlayamadım, dırdır edip duruyor. Kekeme galiba, ha? Sen hiç üzülme. Bana bak ahbap, borç harç işlerinde de kadınlar arasındaki kadar itibarlıyızdır evvelallah. Düzenbazlık ve yüzsüzlüğün adı ne zamandan beri itibar oldu? Başka bir zaman hatırlat da, bu sözlerin için hak ettiğin dersten mahrum etmeyeyim seni. Yes mi? Yes dedik! İstersen hemen dene! Dua et, burası babanın dükkanı. Ona karşı ayıp olmasın diye şimdi bir şey yapmıyorum. Yoksa gömleğinin kolasını bir güzel yumuşatırdım. Bahsimizi gürültüye getirmek istiyorsan, şimdiden vazgeçelim. Neyse, cebimde saydığım paraların şerefine içiyorum. Yes mi? Afiyet olsun! Hayaliyle avunmanız da kârdır. Afiyet olsun! Prensesi hiç tanımadığınız halde, koca İstanbul'da nasıl bulacağınızı, hangi vasıtayla nereden geleceğini düşündünüz mü hiç? Bu söylediklerinden çok daha zor şeylerin falına bakmışızdır evvelallah. Hem bu bilmeceler sizin için de mevcut. Siz öyle zannedin. Şu anda nerede olduklarından bile haberdarım. Ne o? Şaşırdınız mı? Şaşırdım doğrusu. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Sadece evet deyin yeter. Hakiki bir prenses gibi hareket etmek kim bilir ne kadar zordur. Ya sonra prensesi tanıyan biri çıkarsa? Misafir olacağımız kimseler Zuhal'i çok küçükken görmüşlerdi. Ya resmini? 10 yıldır kızımın bir tek fotoğrafını çektirmedim. Bundan kaçınmamız için çeşitli sebepler var. Kızımın yerini sadece 15 günlüğüne alacaksınız. Zuhal de sizde katibeniz olacak. Ama bir pot kırarsam? Daima beraber olacağız yavrucuğum. Öğrenmeniz gereken şeyleri de birkaç gün içinde öğretiriz size. Tabii! Hem İstanbul'a gitmek istemiyor muydunuz? Ayrıca bu zahmetiniz için münasip bir karşılık da verebiliriz. Rica ederim! İstanbul'a kadar götürmeniz bana yeter. Buraya niçin gelmiştiniz? Üniversitede okuyordum. Annemi ve babamı birkaç ay arayla kaybedince tahsilime devam imkanı kalmamıştı. Çalışmaya karar verdim. Fakat yalnızlık çok kötü. Şimdi bütün ümidim İstanbul'daki birkaç akrabamda. Sizi istemeyerek üzdük galiba. Hemen bu otele taşınmanız lazım. Bize yakın bir oda vermeleri için konuşurum ben. Bundan sonra daima beraber görüneceğiz. Şimdi gider eski otelinizdeki hesabınızı kesersiniz. Fakat... Çekinmeyin yavrum. Teşekkür ederim efendim. Güle güle kızım. Becerebilecek mi dersin? Bundan şüphem yok. Talib'in sinsi sinsi bir takım işler çevirdiğine dair haberler aldım. Onun ne yılan olduğu malum. Tahtla kendisi arasında tek engel sensin. Anlıyorum. Bu kızı canlı hedef yerine kullanacaksın.
Talib'in kimler hesabına çalıştığını biliyorum. Bu adamların her tarafta casusları var. Ne yapıp yapıp İstanbul'daki yerimizi öğrenecekleri muhakkak. İhtiyacım var. Birini mi aradın? Akrep olsa olsa burada olur. Doğru dedin. Akrep Osman karşında. İşi biliyorsun değil mi? Sadece kenarından, kıyısından. Adı kütükten silinecek biri var dediler o kadar. Doğru. Herifin adını yerini söyle yeter. Güneş turunu tamamlamadan hesabını kapatırız evvelallah. Ortadan kaldırılması gereken genç bir kızdır. Erkek değil. Kız mı? İşte bu falsolu düştü ahbap! Akrep Osman'ın haritasında böyle şey na mevcut. Ya işin ucunda 50.000 lira olursa? Masraflar da ayrı. 50.000 kağıt ha? O zaman mesele değişir. 50.000 kağıda kime olsa harcarım be! Peki, fiyatı bu kadar aynalı cenaze kim? Zühal adında bir kız. 1-2 güne kadar annesiyle beraber buraya geliyor. Yalnız, başka kızlardan farkı var. Bu bir prenses. Acele bir İstanbul'u rica ediyorum. Numara 47-21... Dalga, dümen, haytalığın envai türlüsü onda. Herif gazeteci değil, Aylakistan şehzadesi. Peki ama nerede olabilir bu insan kusuru? Büyük annemin annesinin annesi falcıymış derler. Onun bu kabiliyetinin kırıntısı bana da geçmiş. Sevgili çömezin Prenuri'nin şu anda bir kızın peşinde olduğunu söyleyebilirim. Şaklabanlığı bırakın da biliyorsanız söyleyin nerede olduğunu. Söyledik ya, bir kızın peşinde dolanıyor. Ama şanına layık bir talebe olduğunu ispat için yüzsüzlüğü daha ileri götürüp kıza bordalamıştır bile. Anlaşılan sizin bir bildiğiniz var. Kimmiş bu kız, nereden çıktı? 2 günlük hikaye. Meşhur avukat Şemsi Bereket'in köşkünde çalışıyormuş. Hizmetçi. Deminden beri elmaları yiyip duruyorsun, yavaş ol be abi! Bir elma için bu kadar şamataya değer mi? Al bakalım elmanı! Vay züppenin gözü açığı vay! Meğer niyeti horozlukmuş! Gene mi sen? Hı-hı. Ne diye peşimden geliyorsun? Madem ki peşinden gelmemi istemiyorsun, müsaade et yanında yürüyeyim. Bu senin yaptığına ne denir, biliyor musun? Tabii ki takip. Arkamdan gelmekten vazgeç, yoksa fena olursun. Niye fena olacakmışım, ben yürümekten yorulmam ki? Günlerce yürüsem, ben de kalbimin sesine ayak uydurarak memnuniyetle ardından gelirim. Kala kala ardımdan gelecek sen mi kaldın? Ben koca Bereket Köşkü'nde çalışıyorum. Elimi sallasam 50'si, kolumu sallasam 50'si. Miskin! Ama daha benim kim olduğumu bilmiyorsun bile. Hah, bilip de ne olacak, mal meydanda işte. Sana aşkımla yanan, sızısı beynime vuran kalbimin tıkırtısını arz ediyorum. Senin kalbinin tıkırtısı ayarsız, götür de saatçımı gırdış tamir etsin. Kalbimin ayarını sen bozdun, ancak sen hizaya getirebilirsin. Bana baksana sen, ben senin gibi kaldırım bülbüllerinin dengi değilim. Bugüne bugün bir prensese hizmet edeceğim. Haddini bil de hemen dümeni kır, anladın mı? Ne olursan ol seni seviyorum. Prenses değil, kraliçenin yanında çalışsan vız gelir bana. Senin kuş beyinli aklın böyle şeyleri almaz. Bu prenses öyle atmasyon prenseslerden değil. İnanmazsan 3 gün sonra gel de göstereyim. Bizim köşkte kalacak. Okuduğum masallar da kendin kadar güzel. Hem şimdi kralları kraliçeleri bırak da kalplerimiz konuşsun yavrum. Şimdi toz oluyor musun, yoksa o karga suratına girişeyim mi ha? Peki peki güzelim, hemen ateş alma. Madem ki kalbimin sultanı emrediyor, öyle olsun. Dediğin gibi toz olurum. Eyvallah karabiber. Tüh!
Kim olacak? Fren Uğur'u arıyorum tabii. Nasıl? Oralarda da gözükmedi demek. Peki, eyvallah. Bırak Allah aşkına, zaten canım burnumda. Kanatlanıp göğe çekilmiş sanki. Sormadığım yer, çalmadığım kapı kalmadı. Meydana çıkacak elbet. Onu öyle bir marizleyeceğim ki... acısı yedi göbek torununa miras kalacak. Haksız mıyım yani? Sen söyle, ha? Sen ha? Demek beni bu derece özlemiştin he abi? Özlemekte laf mı? Muhabbetimden çiğ çiğ yiyeceğim şimdi! Abi dinle bak, bir dakika dur! Kemiklerini kırarken sesini bol bol dinleyeceğim senin! Merak etme! Mesele çok önemli abi, prensesin nerede kalacağını öğrendim! Seni elime geçirmem ondan daha da önemli! Ha? Ne dedin, ne dedin? Prensesin nereye misafir geleceğini öğrendim, yes mi? Yes dedik, yes! Boşuna düşünüyoruz galiba. Hala akla yakın bir çare bulamadım. Köşke gizli giremeyeceğimizi aklına koy bir kere. Saray yavrusu gibi bir şey. Sıkı sıkıya tertibat alacaklar da ayrı. Aa, senin o kız vasıtasıyla bir şeyler çeviremez miyiz? Tam yardımcı olacak adamı buldun. Kız anadan doğma kraliyetçi. Sırf demokrat görünüşümden dolayı bana yüz vermedi. Aklı tahtlarda, taçlarda. O, abi, aman Allah! Ne o, gazetede kendi ölüm ilanını okumuş gibisin. İlan olmasın ilan ama, bu bambaşka bir şey bu. Bak dinle! İstanbul'un tanınmış ailelerinden birinin yanında çalışmak üzere... işinin ehli bir uşak ve ayrıca bir ahçı yamağı alınacaktır. Ücret dolgundur, taliplerin bonservisleriyle müracaatları. Nasıl, dediğim gibi önemli bir ilan değil mi? Ha, iş aramak için biraz erken, henüz gazeteden atılmış değiliz. Öyle bile olsa, kendi kendimin işlerini yapamazken başkasına uşaklık edemem. Sen de mutfak bilgisi şöyle dursun, yumurta pişirmenin bile cahilisin be! Acele etme be abicim! Bu ilan tanınmış zenginlerden Bay Şemsi Bereket imzasıyla verilmiş. Senin anlayacağın, prensesin misafir kalacağı köşkün sahibi. Yes mi? Ha? Yes dedik! Az önce kendimize iftira ettik galiba. Uşağım, benim gibisi kraliyet saraylarında bile bulunmaz. Senin ahçı yamaklığına gelince... emsalin varsa domino! Yanılmadığınızdan emin misiniz? Çocuk musun, patron? Çocuk musun? Bunca yıllık meslek hayatımda yanıldığımı gördünüz mü hiç? Röportaj değil, gazetecilik tarihinin atom bombası olacak bu. Yalnız, Şemsi Bereket'in de tanıyacağı kadar ismi olan birkaç kişiden bonservis alacaksınız, bu bir. İkimizin de bonservisleri aynı yerden olmalı, bu iki. Sizin anlayacağınız şimdiye kadar daima beraber çalıştığımızı söyleyeceğiz. Sonra Piren Uğriye de çakmaklı fotoğraf makinesini verirsiniz. O da oldu. Bu iş üzerinde çalıştığım müddetçe günde 300 kağıt isterim. Ne? Çıldırdın mı sen? 300 lirayı rol de olsa içtimai mevkiimdeki düşmeye karşılık istiyorum. Benim değişmem size daha ucuza mal olacak. Günde sadece 150 kağıtçık. Siz muhabir falan değil, fırsat düşkünü, vurguncu, yol kesici... İmansız, ilkansız! Oho! Ağır ol bakalım! Hemen fren yapmazsan bu iltifatların içinde ayrı bir tarife düşünürüz ona göre! Yıkılın! Gidin karşımdan! Bu yaştan sonra elimi kana bulamak istemem! İyi ya, gidiyoruz! Dediklerimizi en geç yarına kadar hazırlamanız şart! Bonservisleriniz mükemmel! Anladığıma göre daima beraber çalışmışsınız! Evet efendim! Çalıştığınız her yerden de kendi isteğinizle ayrılmışsınız. Değişik yerler görmek, yeni yeni kimseler tanımak isteriz de. Sizinle anlaşacağız galiba. Köşkün büyüklüğüne bakıp işinizin ağır olacağını sanmayın. Ortalık işlerine bakan bir kızımız var zaten. Öyle olmasa da biz işten yılmayız efendim. Güzel! Asıl önemli husus, yakında bir misafirimiz gelecek. Hatırlı bir misafir ve kızı. Sizin asıl vazifeniz, burada kaldıkları müddetçe onlara hizmet etmek. İş için müracaat eden iki kişi gelmiş. Biraz geciktiler, çünkü bu iki delikanlıyı alıyoruz. Hiç bakma, tam aradığımız gibi kimseler. Sırmaya da söyle gelsin, bu gençlerin kalacakları olduğu göstersin kendilerine. Köşkte sadece ben, şimdi gördüğünüz hemşirem, bir de oğlu oturuyoruz. Öyle sık sık misafirimiz olmaz. Ücret hususunda da anlaşacağımızı umarım. Hiç şüpheniz olmasın efendim. Güzel. Beni emretmişsiniz beyefendi. Evet. Nedir o? Postacı şimdi getirdi. Bu iki genç bundan sonra köşkte çalışacaklar sırma. Kendileri için ayrılan odayı gösterirsin. Teşekkür ederim efendim.
kavrayayım. Sırma! Efendim? Hemşireye söyleyiver hemen gelsin, misafirlerimiz hareket etmişler. Başardık. Kimsenin bizimle ilgilenmediğine eminim. Evet, ama ilgilenmeyenler arasında sevgili ahbabınız Şemsi Bey de var. Baksanıza bizi karşılamadılar bile. Havaalanına gelmemelerini ben istedim. Nasıl olsa adresi biliyoruz. Bir taksiye atlarız. Hoş geldiniz. Bendehane'ye şeref verdiniz efendim. Gözlerimiz yollarda kalmıştı. Emniyetle seyahat etmemiz için ne kadar dikkatli olmamız lazım biliyorsunuz. Maşallah! Tren, küçük hanımefendi ne kadar büyümüşler böyle. Bak şimdi! Oğlum! Nişanlın küçük hanıma hoş geldiniz nişanlı. Beni ne zaman nişanladınız be? Daha küçüğüm ben. Hakikaten çok şakacı bir genç. Yol yorgunusunuzdur. Hemen odalarınıza çekilmek istersiniz belki. Buyurun. Olmam iyi ya. Zühtü'nün nişanlısına hayranlığı o kadar fazla ki yemeği bile unuttu karşısında. Kız anne be! Nişanlım benimle evcilik oynar mı? Çapkınım! Düşündüğü şeyi nasıl da zarif bir şekilde söylemesini bilir. Maşallah! Eğer prenses yorgun değilse yemekten sonra elbette beraber bahçeye çıkabilirsiniz. Memnuniyetle efendim, bahçeyi gezip görmek benim de hoşuma gider. Bu benim nişanlım, filmlerdeki gibi sahiden prenses mi? Gördünüz mü? Nasıl da zekice iltifat ediyor! Maşallah, din hanımefendi nazar değmesin! Hakikaten çok zarif ve çok zeki! Siz çiçek sever misiniz? Oo, severim tabii! Çiçeğe boş ver şimdi, benim atım var biliyor musun? Sahi mi? Görmek isterdim. Ha, şimdi olmaz, yukarıda uyuyor. Nasıl yukarıda? Basbayağı yukarıda işte, odamda. Senin başka nişanlın da var mı? Hayır. Ne yapıyorsun burada? Büyük hanım söylemiş, salon için çiçek koparacağım. Ben koparırım, sen onunla gez. Ne? Ondan mı? Çekinme canım, nişanlınmış. Benim canım sıkıldı. Ne oyun biliyor, ne bir şey ya. Misafirler odalarına çekildiler mi? Evet efendim, ben bakayım, bir arzuları var mı acaba? Bir aksilik olmasından korkuyordum, ama doğrusu durumu iyi idare ettiniz. Evet ama sonunda nasıl olsa sahte bir prenses olduğumu öğrenecekler. Zarar yok, onlar için önemli olan müstakbel gelinlerinin prensesliği. Buyurun! Rahatsız etmiyorum ya. Estağfurullah, buyurun efendim. Odanızı beğendiniz inşallah. Bir arzunuz var mı diye sorayım dedim. Çok güzel bir oda, zahmetlere girmişsiniz, hiçbir şey eksik değil. İstediğiniz bir şey olursa zili çalarsınız. Anne! Hadi be anne, uykum geldi. Zühtücüğüm çok hassastır. Başucunda oturup ninni söylemezsem dünyada uyumaz. Hadi sen git sütünü iç, ben geliyorum evladım. Canım süt istemiyor yahu, bana ne, uyuttur beni. Ağlarım bak! Zühtü'nün sevdiği ninniyi size de öğretirim. Nasıl olsa ihtiyacınız olacak. Tabii efendim! Allah rahatlık versin! Size de efendim! Hadi benim tontonum, hadi benim canım! Bay bay! Ben de gideyim artık, iyi geceler! İyi geceler efendim!
Ne haber sekreter hanım abla? Uyku tutmadı galiba. Allah'ın işi bu. Kimini prenses yaratır, kimini de senin gibi sekreter. Yoksa yalnız yatmaktan korkar mısın? Şeye gidiyordum. Şey dalgası. Şey ileride, soldan ikinci kapı. Teşekkür ederim. Eyvallah sekreter hanım abla. Buyurun. Burada ne işin var? Çıldırdın mı sen? Merak etme, kimse görmedi geldiğimi. Evet ama bir gören olabilirdi. Bana verdikleri odayı görsen, niye geldiğimi anlardın. Bir müddet buna katlanman lazım, kendi menfaatin için. Ama neden? Artık emniyetteyiz. Talibi benim kadar tanısan böyle konuşmazdın. Ona izimizi kaybettirdiğimizden iyice emin olmalıyız. O zamana kadar da kümes gibi bir odada yatıp kalkacağım. Benim elbiselerimi giyip kuşanan, benim yerime saygı gören birinin peşinde silik bir gölge gibi sürüneceğim. Unuttuğum bir şey var. Neymiş o? Bahsettiğin kimse aslında senin için çekilmiş bir hançere, sana sıkılacak bir kurşuna siper oluyor. Hem merak etme, zannettiğin gibi onu peşinde sürünecek değilsin. Alışverişe, gezmeye daima yalnız çıkacaksın. Yalnız mı? Tabii köşkten biri olacak beraberinde. Beraberinde kim dolaşacak? Benim düşündüğüm de bu. Benden medet umuyorsan boşuna. Son günlerde belimin ağrısı yine azdı. Peki ama annesiyle birlikte niye çıkmıyormuş? Sonra şu suratsız katibeleri de var. Fevziye hanımefendinin kalabalığa hiç tahammülü yokmuş. Saray doktorları halk arasına çıkmasını men etmişler. Sekretere gelince onu da otomobil tutarmış. Ayo bunlar saraylı değil, marazlı. Aklıma bir çare geldi. Eski ahbaplardan birinin garajı var. 10-15 günlüğüne telefon edip hususi bir araba isteyeceğim ondan. Bir şey mi vardı Naci? Hanımefendinin mutfağa kadar zahmet etmesi lazım galiba. Şimdi konuşurum Ahçıbaşı ile. Telefonda söylemeyi unutma, şoför güvenilir biri olsun bari. Olur. Müsaade ederseniz bir söyleyeceğim var beyefendi. Söyle bakalım. Az önce hemşireniz hanımefendiye söylediklerinizi elimde olmadan duydum. Yanılmıyorsam bir hususi araba kiralamak niyetindesiniz. Evet Naci, misafirimizi gezdirmek için bir hususi oto ve güvenilir bir şoför lazım. Siz münasip olursanız bu işi ben yapabilirim. Yani şoför ehliyetimin de olduğunu söylemek istiyorum. Hay Allah senden razı olsun. Bu mesele de böylece halledildi demektir. Ben hemen telefon edeyim, sen gidip arabayı alırsın. Başüstüne efendim. Benimle oynayacak işte, benimle oynayacak, benimle oynayacak. Söylesene şu kazan kafiye be, bundan sonra hep benimle oynayacağını söylesene. Oğlumun söylediğini duydun. Bundan sonra mutfağın semtine uğramak yok. Ne isterse yapacak, onun oyun arkadaşı olacak. İtiraz yok. Ama ağzında geveleme de söyle ne söyleyeceksen. Yoksa sevgili oğlumun oyun arkadaşı olmayı beğenemedin mi? Beğenmemek haddime mi düşmüş efendim? Sadece sevincimden heyecanlandım. Her şey istediğimiz gibi halledildi anne. Bu oyuna daha ne kadar devam edeceğim? Korkulu rüya görmek istemiyorum. Uydurma sekreterliğine bir müddet daha devam etmelisin. Küçük hanım da sahte prensesliğine. Çok iyi bir kız anne. Bir şey yapmalarından korkuyorum. Onu hiç düşünmüyor musun? Ben sadece seni ve tahtı düşünüyorum. Şoför bizim uşak değil mi? Güle güle prenses. Şoför bakımından içiniz rahat etsin. Güvenilir, efendi bir gençtir. Teşekkür ederim. Beni de aldak niyetindeyseniz bu kapıyı bırakıp ön kapıyı açın. Anlayamadım efendim. Burada bana yer yok nasıl olsa, sizin yanınıza bineceğim.
konuşkan sayılmazsınız. Galiba en iyi şoförün en az konuşan şoför olduğunu söylemişler size. Evet efendim. Ya ben konuşmanızı istersem? Emredersiniz efendim. Öyleyse istiyorum. Konuşun. Bugün hava çok güzel efendim. Hayret! Ağzınızı bir aç işte, iki kelimeden fazla söyleyebiliyorsunuz. Ama havanın güzel olacağını radyo söylemişti zaten. Başka şeylerden bahsedelim. Prenses hanımefendi neden bahsetmemi istiyorlar acaba? Prenses olduğumu biliyorsunuz demek. Bunu bilecek kadar beyefendinin güvenini kazanmış bulunuyorum. Ama bir şey unuttunuz galiba. Affedersiniz, anlayamadım. Sözünüzü meşhur efendim kelimesiyle noktalamayı. Dönelim. Bugün kapalı çarşıya gitmekten vazgeçtim. Köşke mi dönmemizi emrediyorsunuz? Hayır, Boğaz'a. Bir yerde oturup çay içmek istiyorum. Boğaz'da mı? Boğaz'da dedim ya, önce mağaza dolaştı, bir sürü şey aldı, şimdi de bir gazinoda. Gözden kaybeder miyim hiç? Ucunda bizim 50 tane binlik düğümlü. Yo, gecikmesine gecikmez, merak etme. Yeter ki bir sotalı vaziyet düşsün. Şimdilik eyvallah. Buyurun. Şoförümü çağırmanızı rica ediyorum. Baş üstüne efendim. Hanımefendi sizi içeri çağırıyorlar. Vallahi benden söylemesi. Patron bey amca acele yazı ve resimleri istiyor. Yazı hazır değil. Akşama hazır olur herhalde. Olmayacak. Çünkü yazı yazacak halde değilim. Neden? Bilmiyorum. Oho! Takım yattı desene! Düşünmelerini bilirim ben. Ne zaman böyle yapsam pusulayı sapıttığını anlarım. Cevap versene abi! Senin yerinde başkası olsa keyfinden uçurtma gibi havalanır. Amerikalı, Avrupalı gazetecilerin kıvıramadığı bir işi başardın. Beni korkutan da bu zaten. Hı? Yoksa sahiden mi aşık oldun abi? Bilmiyorum. Anladığım ve hissettiğim tek şey, şimdiye kadar tanıdığım kızların hiçbirine benzemiyor bu prenses. Bu şaşkınlığın sebebi ben miyim? Sizin gibi asil, apayrı bir dünyadan ve sizin kadar güzel bir kızla aynı masada oturmak beni şaşırttı tabii. 3 gün içinde olsa sizlerden ayrılacağıma üzülüyorum. Fakat doktor ısrarla kaplıcaların sinirlerime iyi geleceğini söylüyor. Madem ki sıhhatiniz mevzu bahis, ne diyebiliriz? Naci hemen arabayı hazırlasın. Hiç zahmet etmeyin. Katibemin otomobili uzun yolculuğa hiç tahammülü yok. Hem kızım da burada kalıyor. Çok kısa zaman içinde olsa prensese yokluğunuzu belli etmemeye çalışacağız. Sağ olun. Zühtü Bey henüz uyanmadı galiba. Kahvaltısını Nuri ile beraber yapmak için ısrar etti. O kadar iştahsız ki belki böylelikle bir şeyler yer diye razı oldum. Bundan sonra hiçbir yemek saatinden hayır yok bana. Yemekleri daima Küçük Bey ile baş başa yiyecekmişim. Talih işte. Allah sabır versin demem lazım herhalde. Çünkü onun oburluğu dillere destendir. Ne yapalım? Kaderimiz bu. Senin için her şeye katlanmaya razıyım yavrum. Hatta aç kalıp ölmeye bile. Zıpırsın falan ama kibarlığına laf yok doğrusu. Pazar günü ikimiz de izinliyiz. Şöyle ufak bir gezintiye ne dersin kız? Hı? Bakalım derim. Hele bir pazar olsun da. Ah! Hiç olmazsa pazar gününe kadar yaşamalıyım. Cuma, cumartesi, pazar... Gideli 3 gün oldu. Bir şey mi dediniz? Anneniz hanımefendi gideli bugün 3 gün oldu annem, dedim. Annem? Tabii! Annemin Yalova seyahatinden bahsediyorsunuz. Bu akşam belki telefon eder. Aşk olsun! Siz zamane gençlerinin dalgınlığı olur şey değil prenses. Bugün izin günümdü, müsaadenizle gidebilir miyim efendim? Tabii, tabii! Teşekkür ederim. Hacı aşçesine mi düştün be adam? Dünyada esans diye bir şeyin olduğundan habersizsin. Bu senin esansı, ameliyatlarda bayıltıcı olarak kullandıklarına bahse girerim.
Hmm, vay 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 vay! Ne o, beğenemedin mi? Beğenmekte söz mü? Hayranlığımı ifade için yeni kelimeler bulmam lazım. Saat gibiyim değil mi abi? Hem de guguklu! Peki ama böyle tepeden tırnağa donanmana sebep ne? Sırma bugün beraber gezelim diye ısrar etti de... ...bilirsin kadınları kıramam. Şu mesele! Sen de kızcağızın gönlü olsun diye kabul ettin tabii. Bilirsin, o benim eski nezaketim. Al bakalım, yeni film taktım. Biten film ne oldu? Yarın sabah alışverişe çıktığımda bir koşu gazeteye uğrar bırakırım. Sırma ile iyi vakit geçireceğinizi umarım. Benim minik, tonton zühtücüğüm! Ne ister de yapmam! İşte bak, şehzadeler gibi oldu! Çabuk ol be! Nuri gitmişse karışmam bak! Sonra bana çok para ver ha! Koz elvası giyeceğim, sonra düdüklü balon alacağım! Tabii canım, ne istersen yaparsın, ben Nuri'ye sesleneyim! Tabii, koz elvası yiyeceğim, düdüklü balon alacağım! Nuri beyefendi oğlum! Nuri beyefendi oğlum! Buyurun hanımefendi! Az bekle, Zühtü de senden geliyor! Ne? Benden mi geliyor? Memnun oldun herhalde! Ama sakın karanlığa kalmayayım, merak ederim! Caddeye çıkınca da elini bırakma, olur mu? Peki hanımefendi, emredersiniz efendim! Ben geldim Nuri abi, beni sinemaya götürecek misin? Tabii! Elimden tut da kaybolmayayım, annem söyledi! Güle güle arkadaşım, iyi eğlenceler! Merhaba! Merhaba! Araba hazır mı? Hazır efendim! Öyleyse siz de giyinin, hemen çıkacağız! Bugün pazar efendim! Alışveriş değil! İstanbul'u gezmek istiyorum bugün! Beni kırmazsınız herhalde! Beni hakikaten sevindirmek ister misiniz? Bu benim vazifem! Vazifeyi bırakın artık, benim bir prenses olmadığımı farz edin! Fakat... Başkalarının yanında değil tabii, benimle yalnız olduğunuz zamanlar! Sizi anlıyor gibiyim! Yakında evleneceğim, şu birkaç günümü iyi geçirmek istiyorum! Emrinizi yerine getireceğim! Beni yanlış anlamayın, size çok ısındım, emir değil bu! Dostça bir rica! Beraber olmaktan sıkıldınız anlaşılan. Neden? Bilmem. Durmadan sigara içiyorsunuz. Hepsi dinamit gibi resimler! Basın alemine allak bullak edeceğim! Yazı da bomba! Aslansınız be! Sağ ol patron bey amca! Bu ne laballik? Diyecektim ne? Diyecektim... Muhteşem serserinin gidişatı iyi değil patron bey amca! Allah Allah! Ne? Çocuk dediğimizi yaptı, yazsın da yazıyor işte! Gidişatının falsosu neymiş? Çenesi birinci vitese düştü! Sırt üstü yatıp kuruyor da kuruyor! İçkiyi bile aradığı yok! Onun gibi adama zor gelir tabii! Serserinin canını al, başıboşluğuna el sürme demişler! Odaya çekilince gözleri tavana çakılır, romantik! Öyle bir burnunu çekiyor ki, hiç sorma! Oğlan bu yaştan sonra adam mı oldu yoksa? Adam olsa gene neyse! Aşık oldu patron bey amca, aşık! Aşık mı? Gören de aşık zannedecek! Gene bir dalgınlık aldı sizi! Sualime cevap vermediniz! Bilmiyorum! Bu hediyemi kabul etmenizi rica etmiştim!
Özür dilerim. Sadece bir hatıra diye düşündüm. Bana karşı daima çok iyi davrandınız. Bu benim vazifem. Evet. Bütün davranışlarınızın bir vazifeyi yerine getirmek olduğunu şimdi anlıyorum. Halbuki ben bütün ömrümce özlediğim, herkesin benden esirgediği riyasız, yapmacıksız arkadaşlığı nihayet bulduğuma inanmıştım. Arkadaşlık mı? Sizle benim aramda bu mümkün mü prenses? Neden olmasın? Bütün bunlar güzel bir masal, tatlı bir rüya gibi geliyor bana. Bir prensesle arkadaşlık. Yazık! Size ve samimiyetinize çok inanmıştım. Biraz durur musunuz? Peki, her şeyimle samimi olduğuma nasıl inandırabilirim sizi? Bir hatıra diye kabul etmenizi rica ettiğim bu çakmağı alın. Yeter, inanırım. Elbise provam yarım saatten fazla sürmez. Şimdi saat 10:20 geçiyor. Tam 11'de burada olurum efendim. İyi. Bir pastaneye lütfen, çay içmek istiyorum. Bastine. Burasını beğendiniz mi? Çok güzel. Oh, iyi günler hanımefendi. Ne kadar çok tanıdığınız var. Meslek icabı. Sizin mesleğin bu kadar şöhret sağladığını hiç bilmezdim. Çalıştığım evlerin hepsi sosyetenin ileri gelen şahıslarına aitti. Selam veren hanımların çoğu da hatırı sayılır derecede güzel. Hizmetinizden ayrıldıktan sonra ileride bir gün beni görseniz selam vermeyecek misin? Pek açık bir şekilde olmasa da iltifatınıza teşekkürler. Bazen bir bilmece gibi görünüyorsunuz. Hatta bu hayatın insanı değilmişsiniz gibi geliyor bana. Basit, dümdüz bir hayatım vardır. Dünyam büyük ama küçük şeylerden zevk almasını bilir, onlarla yetinirim. Olmayacak şeylerin, imkansız saadetlerin peşinde koşmam. Saçma hayallerin olmadığı bu küçük dünyayı tanımak isterdim doğrusu. Bu küçük dünyada yaşayanlar toprak kadar, su kadar yapmacıksızdırlar. Küçük küçük şeylerden memnun olmasını bilirler ama kalpleri, sevgileri, dostlukları bir okyanus kadar derindir. Onları çok seviyorsunuz anlaşılan. Bundan tabii ne olabilir? Çünkü ben de onlardan biriyim. Onları hakikaten tanımak ister miydiniz? Hem de nasıl? Tayyare Sabri, Aşık Hüsnü, Orkinos Cemil. Ha, bir de çulsuz var. O da şimdi neredeyse düşer. Dış görünüşlerine aldanma. Altın gibi kalpleri vardır. Sizleri tanıdığıma memnun oldum. Biz de öyle yengecim. Yo ablacığım, yalnız masada boş kadeh gördü mü beni keder basar. Onun için yüksek müsaadenizle. Teşekkür ederim. Bizim Orkinos boş kadeh doldurma hastasıdır. Hiç bulamazsa kendi kadehini doldurur. İçkiyi çok sever sizin anlayacağınız. Ablanın yanında beni utandırıyorsun abi. Sizin tekne kondu ne alemde? Damını konduramadık henüz. Orkinos'la Tayyare Sabri'nin sahile çekilmiş eski bir tekneleri var. Bu tekneden esaslı bir gece kondu yapmaya karar vermişler. Adını da Sahil Palas koyacaklardı. Ay, biz garipler için dama ne lüzum var abi? Soğun en kralında bile baş altında büzüldük mü bizden kıya yok. İşte semtin gülü, evde kalmış kızların dert ortağı çulsuz da düştü. Düğün yok, bayram yok, bu süslenmek neden icap etti? Naci abi misafiriyle gelmiş diye duydum, doğru bizim palasa koşup kuşandım haricilere. Abimizi mahcup etmek bize yakışmaz değil mi? Buyurur musunuz? Oh, çok ama pek çok teşekkür ederim. Hayatımda aldığım en kıymetli hediye bu. Hepsi de ne iyi insanlar! Tanıdıklarımdan öyle farklı ki hepsi! Buraya geldiğim, onları tanıdığım için çok memnunum!
Acaba onlar ne düşünüyorlar benim için? Hepsinin size karşı büyük bir saygı ve hayranlık duyduğu muhakkak. Bunu hissetmemiş olamazsınız. Onların dünyasından, onlardan biri olduğunuzu söylüyordunuz. Evet, bu bir gerçek. Öyleyse şimdi isteyeceğim şeyi yerine getirmek zor olmayacak senin için. Elimden gelen bir şeyse memnuniyetle. Beraberken iki arkadaş gibi davranmanı, az önce söylediğim gibi bana sen demeni istiyorum. Ama nasıl olur? Ne olur, beni dinle. İstersen bunu benim bir kaprisim, bir oyunum say. Sıkıcı bir çevrenin içinden kısa bir zaman içinde olsa kurtulmak... Herkesten farksız, herkes gibi yaşamak istiyorum. Oyun sırasında gıcıklanmak bozar beni. Biraz bekle bakalım. Seninle konuşacaklarım var dedim. Öbür taraf artık bu mesele bitmeli diyor. Acele işten hoşlanmam, kısa kes. 50.000'i düşün. 48 saate kadar bitirmelisin bu işi. Hiç falso vermeyecek bir fırsat kolluyorum. Beklemeleri lazım. Fırsatı kendin yaratmalısın. Bu iş uzadı. Sen de fazla uzattın. Meraklanmasınlar dedik. Prenses son günlerini yaşıyor. Ayıp değil ya, bu pavyona gitmek dalgasına aklım ermiyor benim. Niye? Bir gece kuşu olarak şöhretim malum. Böyle yerlerde tanıdıkların orduyladır. Garsonların, kadınların cıvıklığı da ayrı. Haklısın ama o kadar ısrar etti ki, hem Şemsi Bey'in de emri sayılır. Peki, şoförlerin gece kulüplerinde prenseslere refakat etmeleri ne zamandan beri adet oldu? Demek ki bazı prensesler, zevk sahibi şoförlerini varlıklı nişanlılarına tercih ediyorlar. Vallahi sen ne dersen de, ben bu oyunun sonunu hiç de iyi görmüyorum. Çok mesudum. Sizi mesut edebildim demek. Gene mi siz? Hani sizi kaldırmıştık? Bir oyun da olsa beni şaşırtıyor, bu zor geliyor. Ufacık bir isteğimi yerine getirmek bu kadar zor demek. İsteklerin ne olursa olsun uymak benim için zevk ve şereftir. Şimdi oldu işte, içelim. Yanımda zaman çok mu uzuyor? Aksine, elimden gelse zamanı durdurmak isterdim bu gece. Oo, böyle şeyler de söylermişsin demek. Önemli olan, insanın söyleyecek sözleri değil, onları söyleyebilecek durumda olması. Söyleyecek sözleri olması önemli değil, onları söyleyebilecek... Çok karışık bir şey bu, adeta bir bilmece. Dans edelim mi? Memnuniyetle. Hayatımda hiçbir şeyi bu gece yaptıklarım kadar zevkle, içimden gelerek yapmadım. Doğrusu büyük değişiklik var sende. Hem de nasıl, kendi kendime yabancı gibiyim. Bu gece her şey bana da değişik geliyor. Işıklar daha parlak, sesler her zamankinden tatlı adeta. Kendimi de daha hafif, sanki kanatlanmışım gibi hissediyorum. Şampanyanın tesiri olmasın? Zannetmem. Başka daha önemli bir sebebi olmalı. Bazen bir şeyin sebebini bilmemek daha iyidir. Belli olmaz. Boşa gitmeyecek bir hakikat çıkıverir ortaya. Hiç sanmıyorum. Geceyi gözümde bu kadar güzelleştiren sebep tatsız bir hakikat olamaz. Güzel dans etmende meslek icabı mı acaba? Aslında pek iyi dans etmesini bilmem. Birlikte dans ettiğim kimsenin güzelliği dansıma tesir etmiş olacak. Ayıplayacaksın ama galiba sarhoş oldum ben. Belki de sarhoşluğumla güzelim geceni... Bilakis, gecenin güzelliğini tamamlıyor bu sarhoşluğu. Ne kadar iyisin. Ama sakın vazifem deme, ne olursun.
Akrep Osman'ı duymuştum, belalı bir herifti. Derdi neydi acaba? Söylediklerinden çıkardığıma göre politika ile ilgili bir dümen. Memleketindeki bazı kimseler prensesin tahtına konmak niyetindeler herhalde. Emniyet amirinin seni tanıması da büyük şans. Yoksa prensesin adı da, resmi de gazetelerin ön sayfasına çıkmıştı. Evet. Onun yanında hüviyetim ortaya çıkacak diye ödüm koptu. Allah'tan kaşla göz arasında durumu çıtlattım emniyet amirine, o da hiç bozmadı. Olamaz amca. Prensesin İstanbul'a geldiğine bile ihtimal vermiyorum ben. Peki, o serserinin Pire Nuri ile birlikte ortadan kayboluşuna ne dersin? Tirajı arttıracak olayların peşine daima beraber düşerlermiş. Pekala. İçiniz rahat etsin. Şu andan itibaren ne yapıp edip onların izini bulacağım. İzini bulacağım dememiş miydim size? Nitekim buldum. Gazeteyi kolluyordum. Dün mıstık uğradı. Tekrar çıkınca çaktırmadan kancıyı attım. Elbette. Köşk kiminmiş? Şemsi Bereket mi? Nasıl? Anladım. Aferin be, iyi iş görmüşsün. Hepsi bu kadar değil, muhteşem serseriyi de gördüm. Hususi bir araba kullanıyordu. Yanında da kupon bir parça. Kız köşkte misafirmiş. Adı da Zuhal. Peki, matbaaya uğra, paranı al. Bu meseleden de kimseye bahsetme. Güle güle. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Beni ölümden kurtardınız. Kraliçe olanları biliyor mu? Ona söylemedim. Bilmesi daha doğru olmaz mıydı? Belki öyle ama telaşlanacağını, hemen gitmeye kalkışacağını düşündüm. Bir gün nasıl olsa gideceksiniz. Evet. Bu şehri, burada geçirdiğiniz günleri unutacaksınız o zaman. Unutmayacağım bazı şeyler de var. O bazı şeyler sarayların kapısında kalır. Tıpkı bir kıyafet balosu dönüşünde, o balo için giyilen elbiselerin çıkarılması gibi. Zaten masallarda da böyle olmaz mı? Güzel prenses kılığını değiştirip halkın arasına katılır. Güler, eğlenir ve zamanı gelince sarayına döner. Sanki zamanla solacak bir rüya görmüştür. Senin için de bütün bunlar bir rüya mıydı? Asıl benim için bir rüyaydı. Hem de hiç solmayacak, gerçekleşmesi imkansız bir rüya. Öyle de olsa bitmesini istemezdim bu rüyanın. Ama bütün rüyalar bir yerde biter. Alo? Evet, Şemsi Bey'in köşkü. Kimi dediniz? Biri sizinle konuşmak istiyor prenses. Alo, ben Zuhal. Kiminle konuşuyorum efendim? Beni tanımazsınız prenses. İsmim Yavuz, Naci'nin meslektaşıyım. Naci mi? Hangi Naci? Uşağınız Naci. O da aslında benim gibi bir gazetecidir. Gazeteci mi? Naci gazeteci mi? Hayret ettiniz galiba. İnanmıyorsanız kendisine sorun. Ben yaptığı sahtekarlığı mesleğim için bir leke sayarak size haber vermeyi vazife bildim. Bütün mesele gizli bir röportaj hazırlamaktı onun için. Hatta bu hususta bahse bile girdi benden. Sahtekarlıkla hazırladığı röportajı Yeni Sabah gazetesi neşre başlayınca durumu daha iyi anlayacaksınız. Rahatsız ettim galiba. Özür dilerim prensesim. Sırma. Evet efendim. Naci nerede? Bahçede efendim. İstiyorsanız çağırayım. Hayır, ben giderim. Ağlamışsınız prensesim. Muhteşem serseri. Muhteşem gazeteci Naci Bey gülmemi mi istiyor yoksa? Öğrendiniz demek. Size hakikati söylemeye karar vermiştim. İnanın bana, her şeyi anlatacaktım. Allah'tan ki meslektaşlarınızın hepsi sizin gibi değil. Geç de olsa gözlerimi açtıkları için onlara minnettarım. Vazifemi yapıyordum ben. Mecburdum buna. Sahte samimiyetiniz, yakınlığınız, bütün sözleriniz hatta... Bakışım, hareketlerim diyecektiniz herhalde. Hayır. Bunların hiçbiri vazife icabı değildi. Sizi hakikaten sevdim. Fakat bu anlatılması güç, sonu olmayan bir sevgiydi.
Bunun için sustum. Bunun için konuşmadım şimdiye kadar. Meydana çıkan iç yüzünüzü ortaya koyan hakikate rağmen hislerinizden bahsetmeniz çok tuhaf doğrusu. Bu his bir şey değiştirmeyecek biliyorum. Sizden sadece hislerimin samimiyetine inanmanızı isterdim. Beraberken başarısıyla gurur duyan bir aktör gibi nasıl zevk duyuyordunuz kim bilir. İçin için bana gülüyordunuz belki de. Güzel bir rüyayı bozduğunuz için ömrüm boyunca affetmeyeceğim sizi. Köşteklere gelince, kendiliklerinden öğreninceye kadar onlara hiçbir şey söylemeyeceğim, merak etmeyin. Bütün rüyaların bir sonu var demiştim size. Fakat inanın rüya da olsa, beraber geçen günlerimizin hatırası kalbimden silinmeyecek. Susun! Daha fazla dinlemek istemiyorum sizi! Haber vermek sizin kendiliklerinden çıkıp gitmişler, hem de paralarını almadan. Oh, hepimiz memnunduk kendilerinden, bu işe aklım ermedi doğrusu. Kız anne be, ben Nuri isterim. Gene içkiye kaptırdı kendini patron bey amca. Üç gündür eve de gelmiyor. Çocuğun bu hale düşeceğini bilseydim, hiç girişmezdim bu işe. Daha işin başında yanık kokusunu almıştım ben ama kimin aklına gelir? Dünyaya metelik vermeyen muhteşem serseri, modern bir mecnun olup çıktı. Konsolosluktan gelen telgrafta çok iyi haberler var. Benim için en iyi haber, bu sünepe sekreter rolünden kurtulmak. Öyleyse gözün aydın yavrum, talibi ve adamlarını yakalamışlar. Yüksek mahkemenin kararıyla da hepsi idama mahkum olmuş. Yani, katibelik rolü bitti mi? Bu akşam hakikati köştekilere de söyleyebiliriz. Kim bilir ne kadar şaşıracaklar. Ne kadar şaşırdık bilemezsin. Meğer prenses olan öbür süklüm püklüm kızmış. Vay canına, bu işte karşılıklı atladık desene. Sizin sahtekarlık da boşa gitti. Naci iyi ki engel olmuş röportajın çıkmasına. Peki, sahte prenses ne yapıyor? Hiç sorma, onun da seninkinden farkı yok. Hayali fenere döndü kızcağız. Şemsi bey ona bir ahbabının yanında iş buldu. Kız sırma, şeytan ne diyor biliyor musun? Senin gibisine hayırlı bir şey söylemez herhalde. Aksine hayırlı bir iş bu. Benim gibi yapın, Nuri'yi affettiğim gibi affedin onu. Şöyle bir kulak verin, kalbinizin sesi de bunu söylüyor mutlaka. İkimizin durumu aynı değil ki. Nuri seni aldatmış sayılmaz. Ama Naci'nin yaptığı... Siz de onu aldattınız. Hem o sizin prenses olmadığınızı bilseydi, hakikati saklamazdı sizden. Acaba? Bundan hiç şüpheniz olmasın, şimdiki hali de üzüntüsünü ispat etmez mi? Yalan mı? Ne varmış şimdiki halinde? Kaç gündür evin semtine bile uğramıyormuş. Nuri derdinden içkiye vurdu kendini diyor. Böyle giderse sonu felaketmiş. Demek bu kadar çok içiyor. Çok içiyor da söz mü? İlk işim seni bulmak oldu. Seni buraya kadar yordum abla. Başka çarem yoktu. Biliyorsun onu ancak sen kurtarabilirsin. 40 yıllık babadan kalma ay yaşlar bile şaşıp kalıyorlar haline. Biliyorum, her şeyi biliyorum. Sırma eve uğramadığını da söyledi. Hem de kaç gündür? Meyhaneci haber gönderdi, sonunda bir delilik yapmasından çok korkuyormuş. Bunlara ben sebep oldum. Hakikati, bir prenses olmadığını söylemeliydim ona. Ne olur çabuk bulalım onu. Yeter be Naci abi! Allah aşkına yeter, gençliğine, efendiliğine yazık! Unut olanları, bir filmdi koptu say! Sen bizi de geçtin! Hepten cet oldun be abi! Biz de sevda yollarında dolaştık ama... böylesine pusulasız değil! Benimki bir rüyaydı. Güzel bir rüya. Böyle 30 kısımlık rüya olur mu be abi? Benim rüyam yaşadığım müddetçe devam edecek. Gözlerimin önünden silinmesin diye gerekirse hiç yummam gözlerimi. Naci abi! Sevgilim! Tatlı serseriyim! Rüyana ortak olabilir miyim? Siz ha? Siz değil, sen! Ben de seni aldattım. Prensesliğim senin uşaklığın gibi bir roldü. Yani? Yani sahtekarlıktan yana ödeştik.
Yes mi? Yes dedik! Başlar alarga! Başlar alarga! Ne karşıladılar ne de giderken uğurluyorlar. Böyle olmasını ben istedim. Gazetecilerin dikkatini çekmeyelim diye. Neyse bu sefer de atlattık onları. Teşekkür ederim. İyi yolculuklar Kraliçe Hazretleri. Hadi gidelim. Sahte prenses ve muhteşem serseri, resminizi çekebilir miyim? Patron bey amca beni bekliyor.